Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hearts of Iron 4'te Japonya Devleti ile oynadığımız 1632 senesinde başlayan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geçtiğimiz bölümlerde bir şekilde anakaraya çıkış yapmayı başarmış ve bu anakaradan ilerlemek üzere planlar yapıyorduk. Öncelikli olarak bizim burada yediğimiz attrition'ı azaltmamız gerekiyordu. Çünkü burası askerlerimize tam manasıyla bakmaya yeterli gelemiyordu. Buranın askerlerimize daha rahat bakabilmesi için limanlarını kuvvetlendirmeye başlamıştık. Ve buranın limanlarını kuvvetlendirmekle beraber artık bir tane daha 24'lük ordumuz vardı ki bu piyadelerden oluşan ordular lambur lumbur Mançurya'nın içlerine dalacaklardı. Çünkü daha ileri gidemedik. Yani Mançurya ile sınırlı kaldık. Aslında çıkartma kapasitesini falan iyice arttırabiliyorum. Böyle 100 kişilik falan çıkartmalar düzenleyebileceğim yakında ama düzenlemeyeceğim elbette çünkü o kadar konvoyum yok. O kadar konvoy üretecek yerim de yok. Burası ne kadar kaldı? 18'e 21. Ben basıyorum oraya infrastructure diyorum. Ben basıyorum oraya liman. O kadar bastığım liman yeterli gelmiyor mu? Hala mı 18'e 21? Abi neredeyse yani 10. seviye liman olacak burada. Ha ne oluyor? Ha zamanı ilerletmiyorduk pardon. Ya bizim adamlar çok çabuk morkluyor. Oğlum bu organizasyon düşüşü ne ya? Kardeş böyle kendinizi bitirmeden şöyle yavaş yavaş bir dalın da şuraya doğru bir gidelim ya. Hadi baba bir gösterin kendinizi. Muhtemelen plansız hareket ettiğimizden gitmiyorlardı. Ya bir süreden sonra orası açılacak. Biraz asker kaybedeceğiz ama bu Japonya'nın ilerleyen vadelerde gelişmesi için verdiğimiz küçük kayıplar abi. Gerçi karşıyı yıpratamıyoruz hocam. Full piyade karşıyı yıpratamıyor. Bu elemanların yanına topçu vermek istiyorum da topçu burayı tartmıyor ki. Liman olarak burası da bizim kontrolümüzde değil mi? Kardeş bir dur. Sizin antrenman bitti mi? Bitti hocam. Eyvallah, eyvallah. Millet ne kadar savaşlara girdi biz hala buralardayız ya. Abi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya çıkacağız ve buraya gelen desteği kapatmış olacağız. Oraya çıkıp buraya gelen desteği kapattığımızda da yani artık bu elemanlar supply alamayacaklar. Bizim buradaki ordunun direnişine bağlı olarak hızlıca ilerleyip şu 14 birimi ortadan kaldırabileceğiz ya da elimizde var olan adamları da kaybedeceğiz. İki seçenekten biri, iki seçenek de birbirinden tehlikeli. Ve ben artık yakın tarihte tank üretebilmeyi arzu ediyorum. Çünkü tank üretemezsem hiç işler umduğum gibi ilerlemeyecek. Yani Kore'ye falan giremedik abi. Kore'ye giremedik. Mançurya'ya giremedik. Adamlar ordu trainingliyor. Bunlar da ordu trainingliyor. Yani daha hiçbir yere giremedik ya. Ben bu kadar muazzam güçleneceklerini hiç hesaba katamamıştım. Yani Japonya ile oynaması evet keyifli çünkü dışarıdan gelen bir saldırıya kapalısın ama aynı şekilde sen de saldıramıyorsun. Bu kadar agresif oynayıp bu kadar agresif tutum sergileyip de yani bu kadar düşük başarı elde eden herhalde bir bizizdir. Bir çıkın bakayım koçlar oraya. Bir çıkın oraya. Yani her şeyimizi topçular üzerine kurguladık bir de. İçin kötü yanı o. Yani biz tanka geçmek istiyorum ama topçu ünitesi de kullanacağım. Şimdi bizim çocuklar buraya ayak bastığı anda bunların üzerine ben harala gürele ilerlemeye başlayacağım. Aha bir tane adam bırakmışlar oraya. Şimdi bunlar oraya aha geçtik mi geçtik. Güzel. Oğlum siz hayırdır lan? Kardeş sen şuraya ilerle. Sen aşağı ilerle. Sen en alta ilerle. Siz hayırdır birader? Bir saniye. Oğlum atakta değil misiniz? Atak yapsanıza. Herifleri bizim baskılamamız gerekiyor. Herifler mi bizi baskılıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Şu yukarı bir liman. Hemen derhal yukarı bir liman abi. Derhal yukarı bir liman. Çünkü buradaki ordularla alttaki orduları birleştiremezsem fazla tartmayacaklar. Şöyle ellerinden geldiğince bir savunmaya çalışsınlar. Ama aşağıdan da senin bastırman lazım oğlum. Aşağıdan da senin bastırman lazım. Koş. Adamlar orada supply'sız kaldı ama bizimkiler de supply'sız. Yani handikapı çok bu mevzunun anladın mı?
Adamlar orada supply'sız ama aynı şekilde bizimkiler de supply'sız. Yani senin arkadan birleştirip heriflere geçirmen gerekiyor. Bizim burada elde edebildiğimiz bir liman var mı? 11 Oktober. Abi arkadan gelip çocukları halletmemiz gerekiyor. Arkadan hızla gelip halletmemiz gerekiyor hem de. Yürü. Yürü 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 yürü. Yukarı liman, yukarı liman. Aha ayın 11'i oldu. Yukarıya liman atıldı. Güzel. Bu çocuklar iyi kötü kendilerini savunacaklar. Ve evet abi. Buradaki elemanların işini bitirmeyi başardık. An itibariyle anakarada bir parça daha öndeyiz. Yani anakarayı komple kuvvete aldık. Komple önleme aldık. Ve buradan da iki tane fazladan fabrika elde etmişiz. Abi tüfeğe veriyorum. Tüfeği ne kadar hızlı hallederlerse benim için o kadar iyi. Endüstriyel alanda kendimizi geliştirmeye devam edelim. Sentetik oil'ı falan filan her şeye gidelim. Şimdi Baba Tillo. Sizin ikinizi kontrol edecek benim bir adama ihtiyacım var. Bir kumandana ihtiyacım var. Aslında bu adamı promotlayabiliriz. Bak bu adamı promotlarız. Bu adam Maraşer olur. Bu buradaki orduyu da şuradaki çocuğa hareket ederiz. Emanet ederiz. Ve kardeş sen de gel şöyle. Burayı bir sil. Hayır, dur. Bu iki ordu şuraya doğru yönelir. Ve buranın bir şeyini arttırırız. Infrastructure'ını arttırırız. Önce tamir, sonra infrastructure. Önce tamir, sonra infrastructure, sonra liman. Biz buralarda çok kalabalığız. Çok kalabalık olduğumuz için sıkıntı yaşıyoruz ama agresif modda bizim çocuklar burayı böyle komple işgal edecektir yavaş yavaş. Ya bizim anakaraya zaten gelebilecek bir saldırı olduğunu zannetmiyorum ama yine de ne olur ne olmaz şey yapabiliriz abi. Minik bir tümen yapabiliriz. Buradan ben böyle bir yeni template istiyorum. Öncelikle Recon kompanisi ve şeyi olacak. Engineer kompanisi olacak. Abi şöyle 9 tane tercih odan mı olursa 9 tanesi fazla gelmez mi ya? Bence 6 tanesi yeterli gelir de kimse bize çıkarma atamaz zaten şu an ya. Ya şu anlık dert etmemiz gereken bir durum değil. Ama artık deniz çıkarması da atmayacağız. Ya bu çocukların kafaya şöyle üçer tane geçirip. Ama gerçi bu böyle artileri olacak yani. Artileri olduğu için. Çok artileri olacak da çok artilerinin defansı da çok be anam. Yani organizasyonlarını arttırmak için biraz daha piyade ekleriz. Olur biter ya. 9'a 9. Al. Ne oldu? 51 organizasyon oldu. Böyle de garnizon ünitesi mi olur be abi? Tamam salla salla. Bırak şimdilik garnizonu. Bizim çocuklar şöyle bir yardırsa mı? Lan savaşa uyacak kimse yok mu? Division'ın hiçbirinin dalası mı gelmedi anlamadım ki. Galiba adamların dalası gelmiyor abi. Dalası gelmiyor değil de hani adamlar şeye yetişemiyor. Benim daha fazla sivil fabrikaya ihtiyacım var. Neyse buralara infrastructure basıyoruz ama buradaki orduyu tartacak bir şey yok bizde ya. Kardeş birinizi bir ana yurda geri gönderebilir miyim? Aşağı gel. Sen ayrı bir şeye çık. Aşağı gel. Bu yeni çocuk zaten. Bu yeni çocuk aşağı gitsin. Burası bir 24'lük kalsın ya. Herifler vuramıyor çünkü. Kardeş bekle. Bu 24'lük orduyu artık sonradan getiririz. Burayla böyle Kore'nin ucunu bir sıkıştırırız. Sonra Kore'nin etrafına üşüşürüz. Abi adamların ağırlığı fazla belki de ondan da şey yapamıyor olabilirler ya. Birazcık çocukların ağırlığını azaltalım. Yanlarına böyle bir iki topçu verelim. 3 topçu verelim ya yanlarına. Belki biraz organizasyonları artar. Yani ağırlıkları azalır, organizasyonları artar. O zaman rahat ederiz. Buraya biniyor değil mi tüm yük? Evet abi buraya biniyor tüm yük ya. Bizim çocuklardan birini buradan çekmemiz şart. Birader o limandan al buraya gel. Gelebildin mi? Ha oyun dorukmuş ya. Ben artık oyunun ilerleyip ilerleyemediğini de pek anlayamadığım için.
Tam buraya doğru bir gel. Aha da burası rahatlar. Şimdi kardeş bir vur şuraya. Bir vur şuraya tüm kuvvetinle. Ya oralara da mı çıkarma atmamız gerekecek ya? Ya ben en temizi topçu ID'ye gittim, şey gittim demeyim. Yine ana karaya çıkamadık, yine ara karaya çıkamadık arkadaş. Abi topçu ID'ye gittim, ıdı bıdı gittim demeyin. Ben en iyisi direkt gideyim tank basayım. Ya harbiden yani direkt gidelim tanka geçelim çünkü ben bu kadar ağır ilerleyeceğini tahmin etmiyordum ya. Direkt abi tank. Early tanka gel. Bütün orduları tanka çeviririz, tankla ilerleriz ya. Ya nasıl? Çok defanslıyorlar orayı ya. Çok defanslıyorlar orayı. Her şeye rağmen çok fazla defanslıyorlar. E tanka döneriz abi. Bir şey fark eder mi? Tanka döneriz. Bu saatten sonra dönüyor muyuz? Dönüyoruz abi. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Ya işe yaramıyorsa ne yapacağız yani? Topçular işe yaramıyor. Topçular işe yaramadığına göre ne yapacağız? Bütün birlikleri tanka çevireceğiz. Demirimiz yok bu arada. Sözde Kore'den değerli materyalleri falan alacaktık. Öyle yardıra yardıra gidecektik. Yardıra gidemiyoruz abi. Anca totomuza bakıyoruz. Kardeş bak bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani burayı 10. seviye Infrastructure'da patlamıyorsa, orada tartmıyorsa yani artık diyecek hiçbir şey yok ya. Ama bu arada bir saniye lan bizim 50 fabrikamız oldu. Abi ekstra resource slotlarına go. Bu arada kendi faction'ımı oluşturabiliyor muyum? Kendime faction oluşturamıyorum. Keşke bir faction oluşturabilsem. Misal Çin'le faction kurabilir miyiz? Bizim dışımızda absolutist devlet yok mu ya? İzonalist. Lan Etiyopya bile olur la. Bir tane absolutist yok mu? Ha, %100 absolutist. Hacı create faction yapabilsek sen ne güzel olur da. Yani ekstra resource slotu için çabalıyorum bu arada. Kanka bir dalsana. Adamlar oraya böyle artık yani herhalde Vatos gibi yapıştı. Tankı bekleyeceğiz. Tankın üretimini bekleyeceğiz. Oho. Kore'de yani sabahtır savaşta. Adamlara bir cacık olmuyor. Adamlara bir cacık yapamıyoruz. Konvoy raiding yapıp acaba varsoportlarını mı düşürsem? Adamların nasıl bu kadar hızlı bina basabildiği belli oldu. Komple askeri fabrika yapımına geçmişler ya. Komple böyle topyekün askeri fabrika üretimine geçmişler. Bizimkiler ısrarla hücum ediyor da böyle yani cama çarpan sinekten farkımız yok. Hani Mançuryalılarla savaşırken bayağı adam kaybediyoruz bir de üstüne üstlük. Abi böyle bir yarıcı şeyimiz de yok değil mi yani? Yaramıyoruz da çocukları. Bir yere daha 24'lük çıkarma atalım. Bunu da şu arkadaşın donanmaya verir misin? Gerçi burada iki donanma mı oldu? Bununla bunu birleştirsene. Heh. Bununla bunu birleştir. 6 yap. Abi şu gemiler de oto değil de şeye gelsin. Donanmaya gelsin direkt. Abi heriflerin gemisi yok zaten. Benim buralarda konvoylarımı korumama gerek yok ki. Konvoy raid yapayım. Aksine herifler birinden ticaret yapıyorsa bir şey alıyorsa onu keselim diyeceğim de. Adamların konvoyu da yok ki usta. Adamların konvoyları da yok ki. Yaşasın fazladan resource slotu be. Oley be. Abi daha hiçbir şey ilerleyemedik doğru düzgün. Aha early tank. Allah'ım sana şükürler olsun. Yürü 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 early tank 2. Şimdi hemen bir tane early tank ver bana burada. Kardeş 3 bundan 3 bundan 3 bundan 3 bundan. Geri kalan fabrikalar bunun. Yürü.
Lastik ve teker lazım. Hallederiz. Hallederiz ya. Teker de alırız. Petrol de alırız. Petrolü de Osmanlı'dan alırım. Al. Ama şimdi ne oldu biliyor musun? Kötürüm Gaming oldu. Onu sal. Onu sal artık. Şey yap. Askeri fabrika. Askeri diyorum. Sivil fabrika. Tamam. Şimdi en azından kendimiz bir şeyler üretebiliyoruz. Ya en azından tank üretmeye başladık. Kendi ürettiğimiz tanklarla da bir şeyler yaparız ya. Aa, böyle günlük ne kadar tank üretiliyor? 3,5 tank üretiliyor. Tank disiplini nasıl? Ama tankların yanına atlı ya da şey lazım bize. Motorize birlik lazım. Tankların yanına bir de motor üretmemiz lazım. Hepsinin fabrika sayısını teke düşürürüm. Zaten yeterince depolamışım hepsinden. 8 fabrika yapar. Bir tane buradan askeri geliyor 9. Bir tane de buraya basarım 10. 10 tane fabrikayla da şey üretirim. Ya da 15 ile tank 5 ile motorize. Şey de geliyor çünkü motorize de geliyor. Ay, yavaştan tanka çevireceğim ortalığı da. Birader böyle konvoy raidingden sizin böyle bir haşatınız çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Adamların konvoyu yok ki. Tamam, bizim konvoyları koru bari gene. Şuranınkini kaldırabiliriz ya bak misal. Lan öyle değil. Şunu silebilirsin. Şunu da sil. Şu iki yeri korusan yeter. Niye %100 koruyamıyorsun ki az önce koruduğun şeyi? Az önce koruyordun yani. Niye? Nasıl %100 koruyamıyorsun ki? Aman neyse hiç aldırış etmeyeceğim ya. Yani bir Çin'in gemisi var. Çin'le de savaşta değilim. Şimdi evet yani tank üretilmesini bekleyeceğiz. Tankla beraber mekanize piyade de üretilmesini bekleyeceğiz. Ama ben o kadar beklemek istemiyorum. Yani onları diğer savaşa saklasak böyle şu herifleri bir kıstıramaz mıyız abi? Bu adamları bir kıstıramaz mıyız? Kıstırma şansımız yok mu? Bak şöyle yapsak. Kanka şu alttaki orduyla gelsen şuraya çıksan. Hayır. Bak ne yapacağız biliyor musun? Gelecek o ordu buraya çıkacak. Ben bu çocukların etrafını saracağım. Bekle. Ben bu çocukların etrafını arkadan çıkan orduyla saracağım. Bu ordu böyle bunların arkasını saracak ya. Bura sapla yalamayacak. Hop anakaraya inmiş olacağız. Ya anakaraya artık nihayet inmiş olacağız. Kanka sen ne zaman çıkıyorsun? 33 gün içinde. Tamam eyvallah. Kore falan adamlar orada defansa geçti. Artık herifler şeyleri fulluyor. Diğer teknolojileri fulluyor abi. 5 research slotu falan yaptılar. Yani bu savaşların ilerleyen kısımları çok çile çektirici olacak. Ama bak şu Mançurya ile şeyi alalım. İnanın açılacak seri. Çünkü buralarda fabrikalar falan var. Buraların fabrikayla seri açılacak. Kapalı ekonomiyi almış herif kendini ya. E oğlum bir şey soracağım. Sen kapalı ekonomiyle nasıl idare edeceksin ki? Ahanda tank seviye 2. Süpersin. Hemen yeni tanktan basmaya başla. Buhar tankını falan salla. 1937 senesinin support ekipmanları ilerle. İlerle abi. Motorize basılınca da motorize öğretmeye başlayacağız. Süper bir detaysın. Şimdi bununla beraber de hastane, lojistik kompani falan filan ve birliklerin hemen hepsine lojistik kompani vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ama henüz video çekiyorum. Ne oluyor? Siz oyun oynarken bir şeyler oldu. Ne oldu? Şimdi o tankların yanına mekanize piyadeleri de vereceğim. Hatta şöyle bir mekanize piyade de basmaya başlayalım. Mekanize dediğim motorize de basmaya başlayalım. Abi bütün diğer yaptığım her şeyin fabrika sayısını şeye düşür. Düşür abi. Bak yukarıda 10 çalışacak, aşağıda 5 çalışacak, tamam mı? Osmanlı'dan gidip bir petrol daha alacağım. Alamıyorum. Alamıyorum, neden alamıyorum?
New Spain'den alayım petrolü. New United States'ten de lastiği alayım. Şimdi ikisi de üretilecek abi. Artık yani bu adamlar yerine şey kullanabileceğiz. Ya o ara depolansın yani. Motorize birlikte kullanacağız, tank da kullanacağız. Ve ben umut ediyorum ki motorizeyi tanktan daha rahat üretiriz. Bu tankların üretilmesi falan biraz meşakkatli ama halledilmeyecek bir şey değil. Halledilir. Ama bizim iki tane daha fabrikaya ihtiyacımız var galiba. Ben bazı şeyleri yanlış hesapladım. Hay 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 hay. Abi iki tane fabrika bastırırım. İki tane fabrika bastırırız. Şimdi bizim çocuklar buraya bir çıkarma düzenlesinler. Arkalarına çıktıkları gibi biz de öteki üniteyle saldıracağız. Bu arkalarına çıkmayı neden yapıyoruz? Adamları savunmasız bırakabilmek adına yapıyoruz. Ahan da bizim üniteler geldi. Bizim üniteler çıkacak birazdan oraya. Kardeş topyekün bir savaşa gir. Süpersin. Biraderim şimdi 6 adam buraya. Nereden gidiyorsun Keko? Şöyle. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. 6 adam buraya. Ordunun yarısını böl. Diğeri de buraya. Yürü 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 yürü. Abi yapamaz. Yapamaz. Hayır yapamaz. O saçmalama. Saçmalama. Benim ordular buraya dalarken o iki ordusunu bölüp dalamaz oraya. Bak etrafı kalabalıklaşacak bunun aniden. Tabii bizim de etrafımızı saracaklar. Buranın derhal hızlıca çökmesi önemli. Burayı hızlıca çökerttiğimiz anda işler güzelleşecek. 6'ya 6, 6'ya 6 bölüyoruz. Çok güzel. Ama bu buralarda şey yok yani. Buralarda supply yok. Çok çok dikkatli olmamız lazım. Şu yukarısını ele geçirdiğimiz an Ahan da bizim şarkımızın çalacağı andır. Yürüyün abi bütün kuvvetler. Bak bizimkiler burada çok zor durumdalar. Hemen paketlenebilirler. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şunları araştırmaya devam et. Hadi %79. Abi orada ne var? Orada kaynak alamıyor ki herifler. Kaynak alamıyorlar ki orada. %81 ile çöker misin? Bizim çocuklar burada sıfır tüketti ya. Bir saldırsalar zaten yok olduk. Ha vallahi bütün askerler kaputüle abi. 24 birim asker daha kestirdim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bizim adamlar oraya dalana kadar 24 birim asker daha çökerttirdim ya. Bu nedir arkadaş, ben anlamıyorum. Bu nedir ya? Vallahi anlamıyorum ya. Şuna ilerleyemiyor muyuz? İzolasyonalizm lazım buna. Abi vallahi ilerleyemiyorum ya. Yani ben anlamıyorum arkadaş. Bu kadar çok köşeye tosladığım başka bir seriyi hatırlamıyorum. Bu kadar köşeye tosladığım başka seriyi hatırlamıyorum abi. Bir miktar tank üretmeye başlasak, yani şöyle bir tank division'ı ayarlasak kardeş, şuralara tank. Bir saniye, üçer tank yap, dur. Üçer tank yaptıysan dörder tane de motorize yapman lazım. Ama araba değil, araba değil oğlum. Şey, buradan mı verilecek o? Abi nereden verilecek? Atlıya giriyor o zaman o. Atlıya giriyor ya. Atlıya şey almayacağız mı? Tankların yanında atla mı gideceğiz? Ben anlamadım hocam. Ama tamam, hallederiz, hallederiz. Şuradakilerden bir dördünü tank yapabilir miyiz? Ne eksiğimiz var? Tank eksiğimiz var. Hallederiz. Abi umarım bu tanklar artık böyle bir düzgün gözükür ve tanklarla millete vurabiliriz ya. Ben çünkü adam kestirmekten artık gerçekten içim dışıma çıktı yani. Adam kestirmekten harbiden kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Vur bir. Yok abi vuramıyor. Vuramıyor abi, vuramıyor, yok yani. Tıkalı. Heavy artillerisini de, ya, her şeyi tıkalı ya.
Abi Blitzcrank yarma harekatı. Şunlardan yanlarına koyalım bari. Heller de tankla beraber atlıyı çok bünye kabul etmedi. Ya 10 seviye infrastructure var arkadaş. El insaf orada. 10 seviye liman var. 10 seviye infrastructure var. Yani sen orada nasıl şey yapamıyorsun arkadaş? Anlamıyorum ki. Evet, bizim 1632 yılında oynadığımız Japonya serisi başlamadan sona eriyor galiba. Abi yok, giremiyorum içeri. Yani yok, hiçbir yolu yok. Yani abi düşündüğüm bir çare daha var. Düşündüğüm bir çare daha var. Marinelerden üreteceğiz. Bunlar özel ünite 26 tane mi üretebiliyorsun? 29 tane üretilebiliyor. Tamam. 30 say. Ne yapacak bunlar biliyor musunuz mu? Abi bunların her biri ayrı noktalara çıkarma yapacak, tamam mı? Ayrı noktalara çıkarma yapacak, oralara liman inşa etmeye çalışacağız. Bu adamlar yaşadığı sürece orada liman inşa edilirse oraların her birine fazladan adam yığmaya çalışacağız. Normal adam yığacağız. Ki topumuz var, mızrağımız var falan filan, normal adamları yığarız. Ama normal adam basabiliyor muyum şu an? 24'lük basamıyorum. Dur. Şu ordular bir basılsın. Onları da basarım. Liman yığıldığı anda her birine 24'lük ordu koyacağım. Artık böyle cumbur cemaat hareket edeceğiz. Anladın mı? Yani tek bir noktadan değil, 4-5 noktadan birden aynı anda saldırıp açmaya çalışacağız. Artık o da açmazsa benim yapabileceğim hiçbir şey kalmıyor abi. Bu, ben anlamıyorum yani neyi yanlış yaptığını gerçekten şu an idrak edemiyorum. Ya misal organizasyonları 35. Atlı organizasyon vermiyor mu? Organizasyon mu düşürüyor? Atlı organizasyon veriyor. Abi ne yapacağız yani, tank sayısını mı kısacağım? Tank sayısını kıssam organizasyon artıyor. Tamam, tank sayısını bir kısalım. Hem tank sayısını kısarak daha fazla tank basmaya olanak sağlarız. Motorize var. Motorizeyi tankların yanına çekemiyorum. Ben onu anlamıyorum ki. Ama mobilde sadece bu var. Ya öteki arabalar galiba sadece şey için. Bunlar sadece sıhhi tesisat için, yani sıhhi yardım için. Başka bir şey yok galiba onun. Lojistik kompani eklerim bu arada her birine. Sinyal kompani neyse de şeye lojistik kompani ekleyelim tanka. Tankta bir tane lojistik kompani bulunsun. O zaman galiba şu silahlı arabalardan üretmemiz gerekecek de, o dönemde ne arıyorsa o kadar silahlı araba, öyle bir silahlı araba. Benim bildiğim tank ilk 1. Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Abi keşke Osmanlı falan oynasaydım ya. Herkese vurur vurur geçerdim. Bu ne? Bu ne kardeşim? Bizim ordularda bir şey var. Ben anlamadım. Dünya tansiyonu düştü. Adamlarla oyunun başından beri savaştayız. Ve yani itinayla kaybetmeye devam ediyoruz. Herif diyor oğlum bak yapma etme. Kendine ediyorsun, kendine zarar veriyorsun. Biz hala dümdüz dalıyoruz adamlara. Evet. Bak basic armored personel taşıyıcı. Basic zırhlı personel taşıyıcı. Ver. Üretime gel. Gel abi. Motorizeyi salla. Basic armored personel taşıyıcı. Arkadaş ne kadar lastik varsa millet sömürmüş ya. Lastik fabrikası üretelim kendi base'imize diyeceğim de. Bizim de ahımız gitmiş, vahımız kalmış hocam. Vallahi ahımız gitmiş, vahımız kalmış arkadaş. Ölmüşüz, arkamızdan ağlayanımız yok. Bence şunları üretelim de bir an evvel. Hani bunların üretimi bitsin, bunların üretiminin bitmesiyle fabrikalarımız geri bize kalsın. Şimdi selam kardeş. 29 olmanız gerekmiyor muydu sizin? Yarıya gel. 14. Gel böyle. Sen de gel böyle. Ötekini iptal ettim. Ötekini basma. Şöyle bir 24'lük ordu basabilir miyim? Eyvallah. Şurada bir 24'lük ordu bas. Bunlar çıkartma atacak. Merhaba. Sen de arkaya gel. Kardeş siz böyle çıkartma atacak birliklersiniz.
Siz çıkartma atacaksınız. Ver yeni commander. Abi merhaba. Biriniz buradan şuraya. Biriniz buradan buraya. Güzel. İnşallah eş zamanlı saldırı düzenleyebiliyorlardır diyecektim ki düzenleyebiliyorlar. Güzel. Abi eş zamanlı saldırı düzenleyecekler. Biri 19 günde çıkıyor, biri 49 günde. Niye 19 gün biliyor musun? Herif çünkü çıkartma atmaktan ustalaştı artık. Bu adamları oraya yerleştireceğiz. Elimizden gelen en hızlı şekilde liman inşa etmeye çalışacağız. Bir yandan da buradan bastırmaya devam edeceğiz. Bu arada bir saniye. Şuna bir bakmak istiyorum. Artık burada atlı yerine başka bir şey koyabiliyor muyuz? Allah'ım şükür. Abi atlı değil zaten. Yapmamız gereken şey personel taşıyıcı kullanmaktı. Şükür. Ama organizasyon gitgide düşüyor. Lan personel taşıyıcı kullanmayacak mıyız? Tövbe. Neyse biz bu savaş planlarının hepsini gelecek bölüme bırakalım babuşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.